Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kod adıyla ilgili yeni bir sayfa kurulmuş. Bu sayfada yeni kod adı şampiyonlarının ipuçlarına yer verilmiş. Şimdi birlikte bunu inceliyor olacağız. Ara ara uyanarak ben baktım, sabahın köründe yayınlanmıştı bu. Ve çözdüm sayılır muhabbeti. Şimdi birlikte inceliyor olacağız. Ben tablette olduğum için çok bakamadım. Gözümüzü alan ışıklar gerçeği görmemizi engelliyor. Kendimize... Bir de şu bip sesi olmasa. Keşke. Keşke. Gözümüzü alan ışıklar gerçeği görmemizi engelliyor. Kendimize yabancı kalmışız diyor. Makineleşmeden bahsediyor olsa gerek. Artık geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Ne için mücadele ediyorsun? Ben mesela Stratara için rekabet dedi bana. En ufak hata payımız yok. Herhangi bir tuşa basmamla birlikte oradan bana uyarı verdi. Ben Stratara yazacaktım öylesine bir başlangıç olsun diye. Rekabet dediğim an Fiora hata yapma şansımız yok kardeş dedi. 15'te 15. Pekala sevgili Fiora. O zaman deneyelim. Fiora'dan gittik, diğer şampiyonlarımız var. Mesela Zed'imiz var, güç. Güç. Güç mü? Klavyen mi İngilizce'de? İnsanların Tamam. soluk gölgesi. Eşin sesiyle söylendi insanlığın soluk gölgesi. Önceki ses yine dişiye dişi sesi olduğu için Fiora olabilir diye düşünmüştüm. Eşin sesiymiş bu dişi arkadaşımız. İnsanlığının soluk gölgesi diyor. İnsanlığı kaldı mı dedin yahu? O adamın insanlığı kaldı mı? İntikamımız var Lucian. İntikam nasıl almazsın intikamı ya? A çıktık bu arada. Ahenk geldi orada hemen bize bir. Hesaplaşma. Abi intikam daha güzel bir Düşmanlarımızın kelime. ıslah edilmesi gerek. Düşmanlarımızın ıslah edilmesi gerek. Tamam, gayet mantıklı. Lucian'ın simgesini de gördük. Ardından orada M'li bir şey yazınca çıktı. Müdafaa. Ah. Ama M'li bir Güneşin tane daha var. ışığını hatırlıyor. Güneşin ışını hatırlıyor Leona. Tamam, hatırlasın zaten. Enteresan. Buna döneceğiz. Diğer neydi? Menfaat. İşte şimdi yeni bir şeylerimiz var. Yaptıklarımız sırtımızda birer kambur. Ne yaptım peki? Paylaşmak ister misin? Kötülüğü bilerek seçmiş. Kim? Menfaat. Kötülüğü bilerek seçmiş. Ona dikkat etmek gerek. Merhaba Katarina. Bıçaklarının ayrık yapılmış olması ilgimi çekti. Acaba o fırlattığı bıçaklarda elindeki noktalar sabit kalacak da sadece ışınlar mı dönecek falan. Bayağı hoş şeyler yapılabilir. Bu arada 9 numaramız Katarina'ymış. Bu birini ortaya çıkardık mı demek oluyor buradaki kırmızılar. Tamam. 3 yeni çıkacak olan kostümden bir tanesi. Kırmızı olan Katarina'yı ortaya çıkardık. Katarina'nın rengi zaten kırmızı. Yaptıklarımız sırtımızda birer Yaptıklarımız sırtımızda kambur. birer kambur. Bir tek bunu anlam veremedim. Hoş. Tamam. Devam. Başka. Ahenk'e baktık mı? Kusursuz bir aykırılık. Kusursuz bir aykırılık. Geçen sene Yone sandığımız Mastery var burada. Yeni şampiyonlarınkini bulalım. Eşinki Unity olması lazım. Birlik olması lazım. Ve bulduk. Ha, ötme, ötme şöyle, ötme. İnsanlığımızı birlikte bulun. İğrenç şey. İnsanlığımızı birlikte buluyoruz. Okey. Yitirdiğimiz şeyden kastı Hala insanlık sanırım. seçme şansımız var. Hala seçme şansımız var. 3 numarada 15'ten 3. eş. Bayağı tatlı bir yayı var gibi görünüyor. Teknolojik bir kostüm enteresan olacaktır eşe kesinlikle. Burada buralarda ipuçları var mı diye bakıyorum da çok mühim şeyler yok oralarda muhtemelen. Yani şimdi kod adı evreni normal hikayeden bağımsız demeyelim fakat bir alternatif gerçeklikte, bir alternatif paralel evrende geçiyor bildiğiniz üzere.
Bu noktada da sanırım artık makineleşe makineleşe insanlığını kaybetmiş olan bizim dostlarımızı, bu muhtemelen sadece şampiyonlara değil halkın bir kısmına da uygulanmış bir şey olabilir, eş liderliğinde tekrardan insanlığa kavuşmaya çalışmaları mı acaba diye düşünüyor insan. Hatırlarsanız Yi'nin içindeki, Yi'nin zihnindeki yanlış görüler vardı, yüklenmiş anılar vardı. Hani eşim burada Leona için hala güneşi hatırlıyor deyişi, Leona'ya yüklenmiş bir güneş anısından ziyade gerçekten o dönemki bir şampiyon, hani artık 1000 yıl önceki bir şampiyonun zihninin bir şekilde canlandırılması tarzı bir şey olabilir. Bunların makineleştirilmesi olabilir. Hala ne için mücadele ediyorum? Bir şampiyonumuz daha var. Kalan şampiyon neydi? Echo. Echo ne için olabilir? Zaman olabilir. Hayır. Echo, Echo, Echo. Echo ne için olabilir? Bu arada bulamadığımız şampiyon varsa onları düşünelim. Biz şöyle A, B, C diye gidelim. Birliğe baktık. Eş dedik. C yok. D yok. E yok. F yok. G. Gerçek. Yasuo. Doğru yolda ilerliyoruz. Rüzgar da ölüm gibi hep yanı başımızda, tamamdır. H. Saplaşma biliyoruz. F. R'yi biliyoruz. KLMN diye gitmek istiyorum şu an. Özgürlük. İşte Echo'yu bulduk şu anda. Anlaşıldı mı ufaklık? Direkt Echo'ya çok net bir söylemde bulundu. Hiç gönderme gönderme yok. Gitme zamanı. Şansımızı değiştirecek. Yani evet, Echo'ya dair hiç böyle manalı, hiç böyle arka planında şeyler olan bir şey gelmedi. 15 numaradan 6 numara Echo gelmiş oldu. Peki. 15 tane kostümümüz var. Bizim elimizde kaç tane kodedi var? Lucian, Zed, Master Yi, Leona, Fiora, Yasuo, şimdi Ashe, Katarina, Echo geliyor. 9, demek ki daha 6 tane kodadı kostüm çıkacak. Muhteşem. Bunun için bir film gelir mi bilmiyorum. Umarım gelir. Kodadı kaçak yetersiz bir filmdi. Şimdi kodadı isyan gelecek mi acaba? Şimdi hikayeyi gördüğümüz kadarıyla çok parça parça buluyoruz hikayeyi, çünkü bir oturtalım. Kod adı kaçak filminde, hatta arka planda o oynaya dursun, belki bize de bir ipucu gelir biz bunları analiz ederken. Hatırlayalım hikayenin durumunu, çünkü enteresan noktalara gidiyor. Hani çok ilginç ki League of Legends'ın ana hikayesi zaten yeterince karışık. Şu an bir hiçlik savaşı bekliyoruz, yenilenen Ryze'la birlikte kehanetlerimiz var, bir ton şey değişiyor falan derken bir de bir yandan bu kod adının bir hikaye formunda ilerliyor olması gerçekten enteresan. Orada Leona'nın silahlarını falan görüyoruz. Bu videoda ilk kostümlerde çıkan herkese yer verilmemişti. İşte böyle Yi'nin işkence edilmekte olduğunu görmüştük. Zihnine yüklenen anılardı, bu anılarla olan savaşlarıydı. Fiora tarafından kurtarılışı ve ardından Zed'le savaşmasını görmüştük bu. Distopyamsı gelecekte, paralel evrende ya da. Şimdi kod adı isyan diye bir modül var ki bu da bana şunu düşündürüyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu artık yarı makineleşmiş ya da yarıdan daha fazla makineleşmiş olan dostlarımız eşin liderliğinde tekrar insanlıklarını ve özgürlüklerini kazanmaya çalışıyorlar. Zihinlerindeki bu makineleşmeyle yüklenmiş olan düşüncelerden ve kısıtlamalardan kurtulmaya çalışıyorlar. Fakat bunu nasıl yapacaklar? Nasıl bir tema işlenecek? Ya da ben haklı mıyım bilmiyorum. Bunu çok yakında göreceğiz ama zaten yani şu form gerçekten bir ütopya değil. Hani baktığınızda bu Yi'nin kafası karışmış bakışları, her ne kadar gözlerini göremiyor olsak da o gerçeklikle olan savaşı ve etrafa baktığınızda gerçekten sevimli bir gelecek olarak görünmüyor. Burada kötü bir tema işlenmiş. O Lucian abi de geldi. Ve gerçekten bu arkadaşlarımızda ne kadar insanlık var onu da bilmiyorum. Hani şu da mümkün. Dediğim gibi geçmişten var olan kahramanların zihinlerinden gerçek birer parça olmayabilir. Fakat efsanelerden yola çıkarak bir birlik, bir doktor, bir şirket eski efsaneleri yeni robotlar olarak yapmış olabilirler. Bunu günümüz dünyasında uydulara ya da gezegenlere Yunan tanrılarının falan isimlerinin verilmesi gibi düşünün. Ya da işte Truva muhabbetleri gibi falan düşünün. Atıyorum bundan 1000 sene sonra Ionia'nın kurtuluşunda çok önemli bir rol işlemiş olan Master Yi isimli bir
adamın artık gerçek mi bilinmez, o kadar eskiye kalmış bir efsanenin ellerindeki verilerle bir yapay zeka olarak oluşturulmuş olması bile olabilir. Ben şu an konudan çok uzaklaşıyor olabilirim. Gerçekten enteresan teorilere gidiyorum. Zaten dediğim gibi bu kaçak klet, tırsak muhabbetinin çıkması, hemen arkasından bunun çıkması, bak çok ciddi söylüyorum size, sabah uyandım. Hani şey, ben bunu böyle bayağı erken ilk çıktığı dönemlerde hemen haberi geldi bana. Sürekli hem yabancı kaynaklardan hem Türkçe kaynaklardan kontrol ediyorum. Sürekli tweetler geliyor falan ama uyuyorum, inanılmaz yorgunum. Ara ara bakıyorum böyle, sürekli aralarda düşünmedeyim falan. Uyandım, şöyle bir durdum. Kaçak klet tırsak falan muhabbetleri geldi. Kod adı kaçak geldi. Oha, bağlantılı mı falan diye düşündüm ama sonra dedim değildir yani, o tamamen alakasız bir tesadüftür muhtemelen. Neyse bakalım şimdi, umarım kod adı isyana dair bir video çıkar da o videoyu inceleriz. Ben daha fazla teorimi buna saklayayım. Özetle kostümlerimiz Echo, Katarina. Neydi üçüncü? Eş, bütün olayın lideri Eş, vay arkadaş, tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabah aptallığımın yarattığı birkaç minik kesinti, sıkıntı ve benzeri şeyler için özür diliyorum. Yorum, teori, görüş önerilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.